Kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Evet, gördüğünüz üzere bir kutu açılımında daha birlikteyiz. Uzun zaman önce almıştık biz bunu. Vaktim olup da bir kutu açılımı yapamadım, kullanamadım ama şimdi açacağım. Nutri Ninja Auto IQ diye bir makinesi var. Göstereyim önce sizlere. Daha önce bunun bir tık bir model, yani küçüğünü kullanmıştım. Onu Türkiye'ye giderken anneme götürdüm. Gerçekten çok güzel bir makine. Şimdi biraz daha bize fazla lazım olacak diye aksesuarı daha çok bunun. O yüzden bunu aldık. Çünkü benim çocuklarım da spor yapıyor. Ben de spora başlayacağım. Ve işte bu tür içecekleri içmemiz gerekecek. O yüzden makinenin açılımını yapıyorum. Evet. Her zamanki gibi kullanma kılavuzu. Bu herhalde karıştırıcıların şekerlerin kapakları olmalı. Bunları da kenarlara koyalım. Böyle ekstra bir parça. Boşluğu doldurmuşlar. Evet. Şöyle bir karıştırıcının aparatı. Evet, şekalardan biri çıktı. Bunları daha sonra açıp göstereyim. Boşluğu dolduran parçayı da atalım. Paslanmaz çelik kullanıyor her zaman Ninja. O yüzden ben çok beğeniyorum. Gerçekten kaliteli bir ürün. Diğer şey çıktı. Büyük ve uzun olan. Onu da böyle koyayım. Biraz sonra bütün parçaları size bir arada göstereceğim. Bunları da böyle koyayım. Tek eksin için açacağım biraz sonra. Evet. Boşluk dolduran parçalar çıkıyor. Ve boşluk dolduran bir parça daha var. Güzel yapmışlar ama. Gerçek parçalayıcısı büyük olan. En sevdiğim şeyi böyle kaymaz silikon yapıyorlar altına. Makineyi çalıştırdığınız zaman hareket etmiyor, kaymıyor. Gerçekten çok kullanışlı. Bunları böyle tek tek de alabiliyorsunuz aslında makinasıyla birlikte, sadece bir tane işte sürahi diyorlar buna. Bir tane bunu alabiliyorsunuz ya da isterseniz büyük kabını alabiliyorsunuz ama ben hepsi bir arada olsun istedim. O yüzden böyle aldım. Ana parça çıktı. Baba parça diyelim aslında buna, biraz ağır. Evet, başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim açılışa. Şöyle biraz daha böyle tutarsam görebilirsiniz. Siyah, gümüş ve paslanmaz çelikten yapılıyor. Bununki 1500 watt sanırım. Evet. 1500 watt. Tek dokunuşla parçalayabiliyor. Özellikle biraz sonra bir şey koyup böyle parçalatmak istiyorum ben. Şöyle. Dediğim gibi yapıştığı zaman çıkmıyor. Bayağı bir zorluyorsunuz. Böyle çıkartamıyorsunuz. Yanlarda böyle bir iki tane aparat var. Ona bastırdığınız zaman yerinden kolay çıkıyor. Bunda değişik yapmışlar. Süper olmuş. Beğendim. Evet, gelelim sürahilerini de şöyle açalım sizin için. Daha biraz daha böyle koyalım. Daha net görün. Bizim evde çok spor yapan olduğu için bunlar böyle bol bol lazım olacak. Şimdi sevinecekler. Annem açabildi sonunda kutuyu diyecekler. Çok güzel. Çok güzel. Sevdim. Evet. Bir şeyler yaptığınız zaman içerken böyle elinizden falan kaymasın diye. Harbi güzel yapmış adamlar ya. Süper olmuş. Bu bununki. Bu da bununki. Bunlar kapakları. Şöyle.
Bu da çok ağır. Elime yapıştı lan. Nasıl güçlü bir yapışkanla yapmışlar bunu böyle. Ben yani şuraya basıyorsunuz, şuraya. Cahiller. Evet, bu yapışmasın. Bu şekilde. Güzel yapmışlar ama yani hani böyle taşıma şeyi bile yapmışlar sapı. Bunu da açalım. Paslanmaz çelik. Çok güzel. 3 tane bıçağı var. Harika yapmışlar. Kilit olayı falan da vardır. Şimdi açmayı becerirsem size onu da göstereceğim. Zorlamak da istemiyorum ama. Yani mecbur kalıyorum bazen böyle bir durumlarda. Bıçağın güzelliğine bakın. Bu var ya harbi parçalar al parçalar. Evet. En sevmediğim şey böyle poşet ıvır zıvır hani ekstradan kağıtlar mağıtlar. Ben hemen bunları postalarım yani evde kalabalık yapmasın diye. Kilo ağırlığı hepsi bir arada 4 kilo 34 gram. Artı 3 kademede çalıştırabiliyorsunuz. Yani bir yavaşı, normali ve hızlısı var. İkisinin ürün kapasitesini de bunu 2100 milimlik yapmışlar. 2100 milim yani baya baya yapabiliyorsunuz. Çok. Bu ne kadarlık? Bu da 1800 milimlik. 2100'lük, 1800'lük. İşte bu da küçük bir karıştırıcısı. Bu da ne kadarlık? 650 milimlik. Güzel. İyi yani. Hani yapacağınız şey ne kadarlıksa isterseniz az sabunda, biraz fazlaysa bunda, çoksa da bununla yapacaksınız. Yani güzel bir şey yapmışlar yani. Ben hızını falan denemek istiyorum aslında. Göstermek istiyorum. Nasıl yapıyor, ne yapıyor. Parçalama işlemi yaptığınız gibi çıkartıyorsunuz. Karıştırma işlemi de yapıyorsunuz. Yani bu hamur bile yoğurur gibime geliyor. Öyle mi makine? Çok güzel yapmışlar. Evet, bir şey parçalasak mı? Yapsak mı? Eşan Sultan ne yapalım mesela? Smoothie. Mesela neyle istiyorsun? Bunun içine bir şeyler koy getir hadi yapalım o zaman. Böyle hemen takalım. Yapalım. Ne istiyorsun? Koy getir. Hadi bakalım. Eşan Sultan'ı beklerken. Eşan neler koydu? Merak ediyorum şimdi neler koydu. Fişini takalım. Getir bakalım neler koydun? Karıştıralım. Oo. Neler var? Muz. Dondurma çeşitleri. Bakalım nasıl yapacak? Kapağını. Bu muydu onun kapağı? Kapağını kapatıyoruz. Sıkıca. Sonra yerine oturtuyoruz. Kitlememiz gerekiyor. Kapatamamışım ki. Şimdi daha güzel kapandı. Düşünsene kapanmayacak ondan sonra. Kilitledik. Burada zaten kilit işareti var. Ne tarafa çevirirseniz o tarafta kilitliyor diye gösteriyor. On off düğmesi. Hemen açıyoruz. Önce bir yavaşla yapalım. Harika oldu. Süt istiyor musun içine biraz da? Hı?
En korktuğum şey bu şimdi kafayla birlikte gelecek diye. Gerçekten yani püre gibi yaptı. Şimdi biraz da süt koyalım. Badem, ceviz, fındık, fıstık resmen yağını çıkartıyor. Yani fındığın fıstığın bile yağını çıkartıyor. O derece parçalıyor yani. Eşan sultan için biraz daha süt koyacağız. Yeterli mi Eşan bu? Eşan konuşmadı. Evet, düzgün biçimde tekrar kapatıyoruz. Takıyoruz. Kilitliyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Hızlı yapacağım. Bir şey yaptım. Eşan Sultan afiyet olsun. Bunları da zaten makineye atıyorsunuz. Makineye atabiliyorsunuz. Bu kadar. Eşan Sultan'a da afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.